arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu bir alışveriş videosudur. Size aldığım, biriktirdiğim biraz o indirimden, biraz şu zaman yani böyle kesin tarihi belli olmayan malzemelerim var. Ve bunları bir an önce size gösterip yerlerine yerleştirmek ve kullanıma açmak istiyorum. Gerçi içlerinde yine birkaç tane denediğim var ama izleyelim bakalım neler almışım. İlk olarak çok saçma, bunda neden gösteriyorsun dediğiniz bir üründen bahsedeceğim. Bu ellerimde çok fazla oynuyorum acaba. Neden gösteriyorsun, çok saçma falan diyebilirsiniz ama ben çok hoşuma gitti, çok tatlış. Şöyle çoraplardan bahsedeceğim. Bunları A101'den aldım arkadaşlar. Şu tatlı bir kedicik. Şurada da panda var. Bunu açmamış olsaydım ama kendi isteğim için açmadım. Yani oğlum istedi, ondan açtım. Şu kedişin farklı bir rengi var. Lacivertlisi gibi bir rengi var. Neyse onu göstermeyeyim. Abartmayalım artık. Abartma Hümeyra. Ve şöyle diğer tarafında da geyikli bir modeli var. Çok tatlışlar. Çok beğendim ve sizlere de göstereyim dedim. A101'de bulabilirsiniz bunları. Hem de fiyatları oldukça uygun. Ne kadar almışım? 2.95. İki çifti 2.90. İki çift evet. İki çifti 2.95. 4 çift edilmiş oldum. Hemen devam ediyorum. Sonra BİM'le hemen devam edeyim. BİM'e gitmişim. Madem A101 ile başladım. Değil mi yani? Şurada da saçma olacak. Olma sen boya almışsın. BİM'den çok beğenerek iki tane kutu aldım. Bunlardan birisinin taban ölçüsü. Şudur arkadaşlar. Kenarlardan açıyor karton kutular. Zimba gibi detayları var kenardan. Zaten bunları da yapıp muhtemelen şuralara bir yerlere fotoğrafını, videodan sonra fotoğrafını çekip şuralara bir yerlere montaj ederken koymuş olacağım. Bir tanesi de şu ebatlarda. Aslında bunların üstünde muhtemelen ölçüleri de yazılıyor. Küçük kutu yazıyormuş bunda. Şöyle tatlış tatlış iki tane kutu aldım. Çalışma odamda bir raf istiyorum. O rafın üstüne bunları yerleştiririm, içlerini doldururum. Böylece ortadaki dağınıklık bir parça olsun, azalır diye düşünüyorum. Hemen devam ediyorum. Bu arada BİM kutularının fiyatı da büyük olan kutu 7,5, küçük olan da 6,5. Ve sonra sırada Migros var. Hangi indirim dönemi olursa olsun hiç fark etmez. En güzel indirim her zaman Migros'ta arkadaşlar. Bilmiyorum siz daha önceden gittiniz mi ya da o indirimlerden faydalandınız mı? Eğer faydalandıysanız ya siz de memnunsanız ya da bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında bırakırsanız ben de sevinirim. En güzel indirimleri hep Migros'ta buluyorum. %50 hatta kofrelerde bile indirimden, en son indirimden alma yani kahrolduğum, salak gibi o zaman almadığım, sonradan da gidince indirimi kaçırdığım bir ürün var. Bioil'in üçlü kofreleri vardı. Bir alana bir bedavaydı. 6 tane kofreyi 59.90'a 60 liraya almış olacaktım. Almadım. Çok pişmanım. Her neyse Migros haneleri aldığıma geçeyim hemen. Migros'a bir alana bir bedava vardı. Şöyle Garnier'in saf ve temiz micellar kusursuz makyaj temizleme suyu, cildi arındır, cildi temizler, arındırır, makyaj temizler, durulamaya gerek yoktur. Göz, yüz ve dudaklar demiş, karmadan yağlıya hassasiyetler için kullanılabilir demiş. Ben zaten bunun pembesini kullanıyordum. Çok mu uzak olduk ya? Ben zaten bunun pembesini kullanıyordum. Memnunum. Gözlerde de kullanabilir demiş ama benim gözlerimde biraz yanma yapıyor. Ama gözlerim için yine bu markanın şu çift etkili, çift işte fazlı göz temizleme ürününü kullanıyorum. Bunlardan da oldukça memnunum. Bir alana bir bedava olduğunu görünce de yani ne yaparsınız? Makyaj yapıyorsanız tabii ki hemen. Hatta bir çifte de kalmazsınız ama yanınızda eşiniz varsa kendini biraz kısıtlamanız gerekebilir diyorum. Hemen devam ediyorum. Bunlar da bu arada tanesi kaçmış? 18.90. Bir alana bir bedava. İşte yarı yarıya gelmiş oldu. Migros aldım. Bir de ürün çifti şu Garnier'in Skin Naturals saf ve temiz nem arındırıcı temizleme jeli demiş. Bunları zaten denemeyi çok istiyordum çıktığı günden beri. Aslında fiyatları çok yüksek değildi ama bir vesileyle erteliyordum. Bir alana bir bedavayı da görünce dedim ki yani artık daha niye erteliyorsun? Daha ne bekliyorsun? Aldım hemen. Onların da fiyatı arkadaşlar 6.75'ti. Ve sonra makro ektim. Bugünkü alışveriş poşetlerim de ne kadar çirkin değil mi? Makro'ya gittim arkadaşlar. Makro'dan da bir sürü aldım. Orada güzel indirimler oluyor makro marketlerde de. Ama herhalde böyle çok takip edilmeyen bir yer olduğu için kalıyor. Yani güzel oluyor. Beğeniyorum. Ne kadar saçma sapan bir yere bağladım. Her neyse. Migros'tan almayı çok istediğim ürünlerden birisi de Nivea'nın yağlı ciltler için olan yüz temizleme köpüğü.
yoktu yanılmıyorsam. Oydu. Ama yağlıcılar için olandan bir tane kalmıştı. Bir tanesini alabilirsiniz dediler. Ben de şimdi indirimi göre göre o bir taneyi alamadım. İyi ki anlamışım. Makro markete gittim. Hemen karşıma çıktı. Orada bir alana bir bedava değildi ama fiyatı çok düşürülmüştü. Evet. Nivea'nın canlandırıcı yüz temizleme köpüğü normal ve karma ciltler için demiş şöyle bir ürün. Zaten görmüşsünüzdür. Daha önceden de bunun fiyatı da 9.90'a geldi bana. Ve sonra şöyle bir şampuan aldım arkadaşlar. Saçlarım inanılmaz derecede dökülmeye başladı. Bu tabii ırsi olmasıyla da alakası var. Ama yani bu kadar çok dökülmesine bir anlam da verebilmiş değilim. Onun için ben de aslında daha çok denemek istediğim şampuanlar var idi. Şampuanlar vardı. Hatta elimde de bir sürü var. Daha Pantene'imi bitiremedim. Ondan sonra Elsevier'im var. Dalan'ı denemeyi çok seviyorum. Gerçi eşim açmış bulundu. Şampuanımı artık o kullanıyor. Her neyse. Daha sonra da Sayosu denemek istiyordum. Ama bunu görünce de karşıya koyamadım. Sanırım hepsinin önüne bunu geçirip bunu denemeye başlayacağım. Bu defne ve sarımsaklı şampuan. Evet. Sarımsak zaten biliyorsunuz böyle kıl tüy mevzularında ne kadar faydalı olduğunu, işte kaşları çıkartmakta yardımcı olur, kaş kürleri saçlar için yardımcı olur. Evet, onların hepsini duymuştum. Ve defne de malumunuz zaten saç dökülmelerini yeniden saç çıkartıyor diye. Ben de bu şampuanı görünce hiç kaçırmak istemedim. Bu arada Hunca Care'ın For All Hair Types demiş. Böyle bir şampuan ne kadarlık? 700 ml'lik kocaman bir şampuan. Umarım işe de yarar. Umarım size de böyle mutluluk verici bir yüz ifadesiyle kullandım. Çok memnunum diyebilirim. Saçlarım dökülmüyor diyebilirim. Bunun fiyatı da 7.90 ya da 7.5 gibi bir şeydi. Makro'dan aldığım bir diğer ürün de Arco'nun Arco Men Kızarıklık Karşıtı Anti Redness Extra Sensitive Tıraş Sonrası Kremi. Bunu niye aldım? Aslına bakarsanız ben Nivea'nın bu aftershave balmını arıyordum. Biraz fiyatı yüksekmiş. Bazıya gittim, birkaç yerde bulamadım falan filan derken elime bu denk geldi. Bunu alıp bir deneyeyim dedim ama bu da balm değilmiş gerçi. Neyse, Allah'tan evde canım kucacım var. Bunun fiyatı da 3 lira. Ama bu arada o Nivea'yı da az sonra göstereceğim. Buldum yani, aldım. Sonra Makro Market'teki çok şahane indirimlerden birisi de bu dişlerdi. Bunların biliyorsunuz iki boyu var. Bir de birisi açılmış herhalde. Bir de bunların küçük boyu var. İkisi içinde yani bütün parmak asetonlar tanesi 2 liraya düşmüştü. Bu kocamanlardan kaç ml'lik olanlar? 200 ml'lik olan ürünlerden 2 tane kalmıştı. Hemen aldım, sepetime attım. Kaçırır mıyım? Çok seviyorum. Ben bu Benri'den falan da daha çok seviyorum Parmex'i. İkisi sümbüllü Parmex aseton besleyici, nemlendirici falan filan. 2 tane asetonum. Bir alışveriş videosu olur. İçinde kozmetik barındırmasa olur mu? Çok fazla barındırmıyor aslında bakarsanız bu seferki. Aslında çok kararsız kaldım. Gratis Watsons'ı mı göstersem yoksa eşimin bana aldığı 50'lik yıl dönüm hediyesini mi göstersem diye 52 dolarım hediyesini en son göstereyim. Çünkü inanılmaz derecede istediğim bir üründü. Böyle sürekli muadilleri çıksın, daha uygun fiyatları çıksın da onları alayım. Biraz daha bekle, biraz daha sabret diye kendimi telkin ettiğim bir üründü. Her neyse, bu videoda da çok konuştum. Hemen başlayayım. İlk önce Rossmann'dan başlayayım. Şöyle Rossmann'a gitmişim. Küçücük küçücük şeyler aldım. İlki, ben hiç kuru şampuan kullanmadım. Sadece kendi yaptığım ki kendi yaptığım do it yourself, kendin yap projesi, kuru şampuanı videosunu izlemek için şuraya tıklarsanız hemen o videoya gidip nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Onun dışında kuru şampuan kullanmadım bu sprey olanlardan. Bu Isana'nın, yani aslında bakarsanız işe yarayacak gibi de gelmedi. Ama artık herkes kullanıyor, çok fazla yayıldı. Ben de denemek istedim. Isana'nınkini gördüm, o an karşıma çıkıverdi. Trocken Shampoo Normal. İşte yani bunun üstüne yazanları anlamak çok zor. Isana Hair Kuru Şampuan 200 ml normal ve yağlı saçlar için olanıymış. İşte bunu aldım yani. 200 ml'lik bir ürün aldım. Bunun, bu canımın fiyatı da ne kadardı? 5.99. River de Loup'tan bir tane bu asansörlü otomatik lip linerlarından. Ops, ters tarafını çıkardım. Bir tane dudak kalemi aldım arkadaşlar. Bu pembiş bir dudak kalemi. Pembe en çok kullandığım renklerden birisi rujlarda. Bunun içinde pembe bir kalemim vardı. Aslına bakarsanız Catherine Erlein, Golden Rose'un vardı ama onlar biraz sert geliyor. Bunu da severek kullandığım için, bunu ben de On Natural's rengi vardı. Severek kullandığım için pembesini görünce hemen alayım dedim. Aslında tamamen açgözlülük yani. Tamamen öyle.
Rivel Dolup kalemin fiyatı 3.49. Rossmann'ın aldığım bir başka Rivel Dolup Young ürünü Eyeshadow Pencil'larından 11 Frosty White demiş. Ya buna yine baz olarak kullanabilirim de şöyle. Neyse boşu boşuna netliğimi bozduğum kalem yani. Fark. Kalem far. Cümleyi toparlayamazsanız kameranın karşısında böyle rezil olabilirsiniz. Her neyse. Rivel Dolup Young'ın 11 Frosty White isimli kalem farını almış bulunmaktayım. Bunun fiyatı da arkadaşlar 5.99. Ve Rossmann'dan aldığım son ürün, Rivel Dolup ürünü yine. Hep de Rivel Dolup'tan almışım. Ama Rossmann'a girince benim aklıma gelen ilk marka bu oluyor zaten. Bu 5 ml'lik bir ürün. Tırnak için nemlendirici. Yani tırnak etleri için nemlendirici. Güzel, hoş bir kokusu var. Rivel Dolup ürünlerinden çok korkarak alıyorum. Çünkü hayatımın en kokulu, en iğrenç kokulu parlatıcısını Rivel Dolup'tan bulmuştum ve inanın o günden sonra dudak parlatıcısına karşı böyle bir tepki oluştu. Kullanmadım yani o günden sonra. Hoşuma gitmedi. Zaten çok kullanan birisi değilim. Her neyse ama bunun kokusu falan çok güzel. Repair demiş. Umarım benim de tırnaklarımı, tırnak etlerimi repair eder, onarır. Repair eder ne demekse? Her neyse bu tırnak bakım ürünüm de 6.99 liraydı. Bugün çok mu saçmaladım arkadaşlar ya? Kusura bakmayın gerçekten. Sonra iki kere Watson's'a, iki kere Watson's'a gitmişim. Şimdi küçük paketi açayım. Hemen açayım sesimi bastırmadan. Sonunda ben de bu Kate serisinden, Rimmel London'ın Kate Moss serisinden bir ruj edindim. Tabii ki ne aldım? Aslına bakarsanız bu ruju görünce benim aklıma hemen kırmızı tonları falan geliyor. Ama ve lakin geçen gün şöyle kendi ruj çekmecemde bir araştırma yaptım ve inanılmaz derecede fazla kırmızı rujumun olduğunu ama kullanmayı çok sevdiğim halde işe giderken falan daha az kullandığımı, diğerlerine kıyasla daha az kullandığımı, buna rağmen rujlarım yarısının kırmızı tonları, bordo falan olduğunu fark edince pembe alayım dedim. Ve 102 numaralı rengini almış bulunmaktayım. Pembe de şu an odamda, onu sürmemişim. Pembe de benim çok sevdiğim renklerden birisi. Günlük kullanımlar için de ideal. Hemen devam ediyorum. Bunların fişini atmış olabilirim ama hatırlarsam zaten yazıyor olacağım kenarlara. New York Colors'ın meşhur eyeliner, liquid eyelinerından aldım. Bundan daha önce de almıştım biliyorsunuz ama hiç üzerine dikkat etmeden. Görüntüsü siyah diye pearlized, yani böyle parıltılı bir siyahını almıştım. Tam olarak telaffuz edemiyorum şu an. Yani ismi de aklıma gelmiyor. Her neyse 887 Black Noir isimli renkli eyeliner'ı da aldım. Güzel, severek kullanıyorum da zaten. Ya diğerini de kullanıyorum. Ama tabii siyah daha ağırlıklı olarak böyle siyah. İşte parıltısız siyah kullanmayı tercih ediyorum. Onun için bunu da aldım. Çok tavsiye edilen bir ürün biliyorsunuz. Ve aldığım bir başka ürün de artık nemlendirici alma diye kendime onlarca kez söylemişimdir. Ama elimdeki bütün el kremlerini bitirmişim. Elimde vücut kremi inanılmaz derecede çok var. Ama el kremi kalmamış. Ben de bu gittikçe birer tane falan el kremi almaya dikkat ediyorum. Nivea'nın el kremi, el ve tırnak bakımı. Tırnaklara bakım yapar, tırnak etini yumuşatır. Yoğun bir şekilde cildi besler. Deniz iğnesi ve E vitaminli imiş. Kendisi bu kremi aldım. Ve Watson's'ın bir hafta sonu indiriminden. Şöyle Elidor'un kuru şampuanını aldım. Canlandırıcı kuru şampuan diyor. İşte bunu aldım. Yeşil olanını. 200 ml'lik bir ürün. Dediğim gibi kuru şampuanları denemek istiyorum. Kullanmak istiyorum. Ben de deneyimlemek istiyorum. Bunu aldım. Bunun fiyatında bir indirim vardı. Ne kadardı? 11.90 diyorsam 11.25'miş. Pardon, 11.25 liraydı. Lakin dedim ki indirimde buldum, hemen almam gerekiyor. Sonra gratis'e girdim. Bastısından çıkınca. Benim gittiğim alışveriş merkezinde. İkisi çok yakınlar birbirine. Her neyse Watson's'tan çıktım, şöyle döndüm. Gratis'e gittim. Bir de ne göreyim? Orada 25 liralık alışverişlerin üzerine 7.90 mı 6.90 mı öyle bir fiyatı vardı. Ama ben almış bulundum.
Neyse şikayetçi değilim. Sonuç olarak aldım. Her tarafını ruj yapmasaydım o iyiydi. Şöyle bir Elidor'un kuru şampuanını aldım. Ve daha sonra da yine aynı hafta sonu indirimde ikisini aynı zaman aldım. Gliss sıvı saç kremlerinde bir alana bir bedava vardı. Gerçi bunların fiyatı zaten binlerde mi? A101'de mi? İkisinde de var herhalde. Daha uygun fiyatlılar. Gratis'teki Watson's fiyatlarının çok altındalar. Hemen hemen aynı fiyata gelmiş gibi bir şey oldu ama ben ikisinde de bu Gliss'in saç bakım sıvılaştırmış keratin içeri serum deep repair sıvı saç kremi demiş. Canlılığını yitirmiş ve yıpranmış saçlar. Yani bu cinsini, bu serisini görmemiştim işte. Rengi. Görmemiştim. Hem bunları geldim madem alayım, bunları da bir denemiş olurum dedim. Aldım. Yoksa yani çok indirimli işte çok hesaplı bir alışveriş olmadı benim için. Her neyse bu Gliss'in sıvı saç kremleri 12.99'du. Bir alana bir bedavaydı. Sanırım çok uzun bir video oluyor ama konuşmadan kendimi alamadım. Gratis'e devam ediyoruz. Hop, Gratis'e gitmişim. Birkaç parça şey almışım. Bunu da almıştım ama bunu da saklamışım. Makyaj malzemeleri birlikte. Her neyse. Madem bunu almışım. Ve oradan da bir tane Elidor'un doğanın enerjisi, canlı ve dirençli saçlar için ginseng kökü express bakım spreyini almışım. Sıvı saç kremi değil miymiş ya? Ben sıvı saç kremi diye düşünerek aldım. Herhalde yine sıvı saç kremi. Express bakım spreyi dedi. Bundan aldım. Benim ilk kullandığım sıvı saç kremi Elidor'undu. Bu turuncu olanlarındandı. Sonra Elsevier kullandım. Ve sonra Gliss kullandım. Sonra Gliss kullandım. Sonra Gliss. Sürekli Gliss kullanıyorum. Çünkü Gliss'e çok kolay ulaşabileceğim bir yerde. Ama bunu da görmüşken bu da indirimdeydi. Fiyatı da 5.25'ti. Bunu görmüşken bunu da alıp denemek istedim. Elidor'a haksızlık yapmayayım dedim. Aldığım bir başka ürün de Nivea'nın az önce bahsetmiş olduğum tıraş sonrası balsamı. Balm dedim değil mi ben az önce anlatırken? Her neyse tıraş sonrası balsam arkadaşlar. Bunu hem eşim için de çok iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü tıraştan sonra pul pul dökülen bir cildi var. Bu onun da çok işine yarayacaktır. Umarım benim de işime yarayacaktır. Sonuç olarak açmadım da ürünü. Neye benzediğini bilmiyorum. Hemen açalım. Şöyle kocaman bir ürün yani. Hepimize yeter. Aslına bakarsanız kıvamının hani böyle balsam ya daha koyu olacağını düşünmüştüm ama çok cıvık bir kıvam var. Kokusu benim çok sevdiğim böyle erkek kokusu ya. Evet, tıraş kokusu. Tıraş olmuş erkek kokusu. Evet. Gratis'ten aldıklarım da bu kadardı. Ha, bu arada bunun fiyatı da 28.90. Hiçbir indirim falan yoktu. Üzerine de 22.90 yazıldı. Gratis'te hep aynı şeyi yaşıyorum ya. Bu Anka Mall'deki Gratis'te hep aynı şey. Yani bir ürün alıyorum. Fiyatı kasaya gelince farklı çıkıyor. Ya arkadaşım dikkat edin. Ve bu videonun son ürünü arkadaşlar. Eşimin bana almış olduğu Babyliss. Bunu inanılmaz derecede istiyordum. Curl Secret demiş. Ionic'miş. Bunun gerçekten ismi ne ya? Saç maşası diyesim var ama klasik bir saç maşası diyebiliyorsunuz ki otomatik olan kendisi saran saç maşası. Ama bunu açıp bir kere değil iki kere deneme girişiminde bulundum. Güzel, pratik bir ürün. Çok beğendim. İlkinde çok başarılı olamadım. Çok hafif dalga verdim falan filan. Gerçi benim avancımda hafif dalgalar. Ve bu videonun sonu burada gelmiştir arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım aldığım ürünleri beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz her zaman da dediğim gibi beğen butonuna basmayı ve daha fazla videoda da birlikte olabilmek için hemen abone ol butonuna basmayı unutmayın lütfen. Teşekkürler seyrettiğiniz için. Hoşça kalın. Mutlu kalın.